Merhabalar, ben Köftes Köfte ve Kasa Reboot'un 4. bölümüne hoş geldiniz. 3. bölümüne. 4. Evet, bölüm isimleri, bölüm numaralarını karıştırmaya başladığıma göre kıvama gelmeye başladım. Evet, bölüm arası ne yaptım? Şunları yerleştirdim ve evet, altından ısı aldıkları takdirde artıyorlarmış. Şu an 1, 2, 3... 4 farklı kaynaktan ısı alıyorlar. Ve ortaya böyle bir sonuç çıkıyor. Evet, şimdi yapmak istediğim bir makine var ilk önce. Enrichment Chamber. Bir adet osmium. Bu. Tamam, makul. 2 adet iron, 3 adet redstone. Ancak bu arkadaş ne? Basic Control Circuit. 1 adet osmium ve redstone istiyor. 2 adet redstone atalım. Ve 2 adet osmium da atalım. Evet. Ve gördüğünüz gibi bu arkadaşlar çok fazla enerji üretmiyor haliyle. Ama şu an için işimi görüyorlar. Evet. Ve şimdi geriye 4 tane redstone. Başka ne var? 2 adet iron. Tam 2 adet kalmış. 4 tane steel. Steel'lerim neredeydi benim? Ah, burada. Tabii burada 10 tane koymuştum diye hatırlıyorum. Genelde bir emin olmak için bekleyelim. Evet. Usta olsun. Neyse, iron sayım arttı. Bekliyoruz. Ha, bu arada unutmadan bir kova lavdan tasarruf etmeyi başardım. Evet. Çünkü neden? Çünkü şu ortadaki arkadaş hem buraya hem buraya hem de aşağıya yayılıyor. Evet. Tam olarak bu sebepten ötürü tasarruf etmeyi başardım. Ve bir adet enrichment chamber'ımız var. Kabloları ben buraya attım diye. Evet. Gel bakalım enrichment chamber. Nelere yarıyor? Bayağı bir işe yarıyor aslında. Or ikilemeyi de kullanabiliyoruz ancak şu an onu or ikilemede kullanmayacağız. Bunu da kullanıyorum ben. Bunlarla kullanacağım. Evet. Coal'u bunun içine attığımızda ya da redstone'u ne oluyor? Çok güzel bir soru. Compressed carbon oluyor ve bununla... Evet. Tam videonun ortasında hapşırmak hoş bir iş. Şey değil. Neyse ki videoyu tam zamanında durdurabildim ancak. Evet. Compressed carbon'a dönüşüyorlar ve bunlar şu makineler içerisinde çok daha uzun süre dayanabiliyor. Ah. Tabii ki de bunların enerji üretimi şu an bunlara yetişmiyor. O yüzden ne yapacağım? Windmill. Windmill'ler pasif olarak enerji üretecek. Bunlar gibi. Ancak windmill'ler hakkında dikkat etmeniz gereken çok önemli bir nokta var. O da yükseğe koymanız gerekmesi. Evet. Yani şu tepeye falan koyacağım. Evet. Bununla beraber gayet makul bir oranda enerji üretecekler. Şimdi benim neye ihtiyacım var? 1, 2... Mesela Enrichment Chamber'da ozmanlarımı üretebilirim şimdilik. Evet. Bunların işlenmesini bekleyelim. Çünkü bunların işlenmesini beklememiz gerekecek. Evet ve geri geldim ve birkaç da iç. Ve giriştik. İlk olarak nasıl birkaç bir şey yaptık. İlk olarak şunu da önce, biraz önceliğe aldım. Evet şimdi benim bundan 3 tane yapacağım. Yani 3 tane osmiumu
şuraya atmam lazım. Tabii bunlar için redstone lazım. Evet. Çalışıyorlar. Tabii enerji çok yetmiyor. Biraz kısıtlı geliyor. Iron siz gelin. Tabii ki de ne yapacağım şimdi şu arkadaşı. Devre dışı bırakacağım. Enerji tüketmesin, bütün enerji buna gitsin. Şimdi devam edelim. Evet, 3 ozmium'un ardından buraya 15 tane de iron atalım. Çünkü ne lazım başka? Bundan lazım. Yanlış hesap. Evet, şöyle 9 gold da atalım. Neyse o fire'ınlar olurken 9 gold'umuz da olur artık. Ve bunun sıra başka ne var? Burası tamam. Sonrasında bunlar kalıyor. Tabii ki de olmaları biraz sürecek. Çünkü enerji üretimimiz çok çok az. Hatta azıcık buff yapabilirim. Çok az bir buff yapalım. Enerji üretimimize. Evet, bu azıcık buff'ımız bence işe yarar. Gold'umuz da hazır ve nazır. Yani bu arada yaptığım azıcık buff biraz gereksizdi ancak biliyorsunuz ben biraz maden yapmayı sevdiğim için o kolu ben çok rahat bir biçimde geri alırım. Ve daha fazla lav toplamam da gerekecek. Aralara girişmem lazım bir ara. Nedenine gelecek olursanız lav üretmek istiyorum. Evet, arılarla lav üretebiliyorsunuz. Böyle ufak detaylar söz konusu. Tabii de sizin sadece bir kısmınız. Ha, bir de şöyle hoş bir olay var. Hangi recipe varsa üstünde gözüküyor. Evet. Şimdi gelelim buraya. 9 tane hazır. Güzel. Ama bana daha fazlası lazım. Evet. Bir set daha lazım. Yani bir tane daha bitmesi gerekiyor. Şu redstone'ları atabilir miyim? Evet, atabilirim artık geri. Osmium'ları hayır atamam. Gold atabilirim, iron atabilirim, steel atabilirim. Gunpowder'a ihtiyacım yok. Demin bir adet creeper'a denk gelmiştim de. Tamamdır. Ve valla. Tabii ki de stacklenmiyorlar. İlk windmill'im hazır.
ikinci ve üçüncü de hazır olacak şimdi. Hazır olamayacak çünkü bu lazım. Tabii ki de başka ne var? Steel. Evet, steel'e ihtiyacım olmayacak demiştim de olacak. Evet, şimdi gelin. Emballa. Ve şimdi buradaki konum ne? L9'a 301. Tamamdır. Yukarı git çıkıp 59'a 301'den kazmaya başlayacağız. Yay. Ve tabii ki de güzel soru yukarı nasıl çıkacağım. Evet ve geldim. Ve şimdi 1, 2 ve 3. Bir şey bakmak istiyorum. Evet. Yan yana koyunca değişiyorlar mı? Hayır, değişmiyorlar. Gayet güzel. Ve valla bu üçünü yan yana koyduk. Bu aşağısı direkt benim base'ime bağlı. Ve çok güzel bir iniş beni bekliyor. Şimdi ne yiyebilirim? Ve kedim tabii ki de kapıyı açmamı istiyor benden. Kendi YouTube'a selam ver. Verdi ve çıktı. Evet. Zombi sesleri tabii ki de. Evet, artık hiçbir şekilde enerji krizi yaşamayacağımız için disabled. Bu enerji üretimimizi uzun bir süre idare edecek şunlar değil, yukarıdakiler. Evet, enerji problemimizi aştık demek oluyor bu. Zombi nerede? Burada. Ha, burada, tamam. Şimdi, ben yemek olarak ne yesem? Elimde başka ne alternatifler var? Çünkü alternatif bir yemeğe daha ihtiyacım var benim. Ama elimde yok. Pumpkin'le yapabildiğim bir şeyler var mı? Bakayım. Doğum yok. Pumpkin su. Aslında dur, şurada birkaç bir şeyim olacaktı. Evet. Harika. Tamam. Bakalım resetlediği olur mu? Hayır. Sen belki resetlersin. Evet, bunu resetledim. Güzel. Şimdi gel gelelim. Burada ne yapacağız? Öncelikle yemeklerimi. Şöyle bir bırakalım. Şunları şuraya atalım. Seni şuraya atalım. Evet. Artık or üçlemeye geçebilirim. Bunu da neyle yapıyoruz? Öncelikle bir oru nasıl işleyeceğimize bakalım. Şimdi or işleme yöntemlerine bakalım. Enrichment Chamber şu an type olduğunuz bir makine 2 katına çıkartıyor. Purification Chamber 3 katına çıkartıyor. Injection Chamber 4 katına çıkartıyor ancak bu bayağı ilginç şeyler istiyor. O yüzden bizim yapacağımız şey şu an sadece üçleme olacak. Yani orları kapıyı kapayacağız. Yani orları üçleyeceğiz. Bunun için bana neler lazım? Oksijen üretmem lazım. Purification Chamber lazım. Purification Chamber'dan çıktıktan sonra ne oluyor? Crusher'a geçiyor. Enrichment Chamber'a geçiyor.
Oradan da smelting'e geçiyor. Yani tekrar bakalım. Unuttum. Purification chamber. Purification chamber. Önce bir adet enrichment chamber yapacağız. Yani bunun adına iki tane enrichment chamber yapacağım. 2 osmium, 4 osmium, 6 osmium. Evet. Şu işlemi durdurabiliriz. Ve kedimden nefret ediyorum bazen. Şaka yaptım, nefret etmiyorum. Hanımefendi kapıyı ne zaman açıp açmayacağımız konusunda kararsız. Evet, ben malzemeleri hazırlıyorum ve geliyorum. Evet ve geri geldim ve makinelerimizi craft etmeye başlayabiliriz. Öncelikli olarak Purification Chamber. Enrichment Chamber istiyor bizden ve bu bir adet. Bundan buna ihtiyaç duyuyor. Aa, glass'ımız yeterli değil. Harika. Bunu hesaba katmamıştım. Evet, iki tane glass'a ihtiyacımız olacak. Onun dışında şunlar lazım. Evet, iki tane. Bir, iki, siz de gelin. Steel'lerim kalmamıştı. Şurada dört tane var. Ve biraz daha yapılıyor. Steel'lere bayağı bir ihtiyacım olacak ve buraya biraz blood düştü. Kan. Çünkü içeri bir yaratık atlamış ve yaratık onun içine atlayınca genelde ölüyor. Evet. Şimdi sıra maden işleme zımbırtılarımı buraya koyacağım. Dörtten fazla lazım. 8 tane lazım buraya. İlkini bir yapalım. Aslında düşünecek olursak. Glass bayağı lazım. 4 tane daha burada. Evet, bu sayıyı dengelemeye çalışıyorum çünkü aslında dur şunu şuraya atayım diye zaten. Evet, sonları da şuraya koyalım. Karışmasınlar. Harcamak başka bir şey yok harcamak. Evet, tam hazır değilmiş. Oluyor. Bir tane daha lazım. Gelsin bakalım. Tam geldi. Evet. Gel. Tamamdır. Şimdi neye ihtiyacımız var? Iron ve... Iron'la değil de... Diğer üretimle... Gelin bakalım siz şöyle. Sonra geliniz. Çeksiniz ve Purification Chamber sen bir, iki, üç, dört ve Crusher şimdi şuraya Crusher deliyip tamamdır. Enrichment Chamber kullanabileceğimiz başka bir yer var mı? Yok. Bunları bir şekilde bir değerlendiririz. Tamam. Purification Chamber ve Enrichment hazır. Crusher. Evet. Crusher tam olarak bunları envanterimde tutma sebebim. Ve bu da bunları istiyor. Yani bu
Tamam ama gelin. Şuraya girin. Ben Arisan'da bir uyuyayım. Ve Crusher'dan önce pump. Pump yapayım. O da steel istiyor. Separator yapayım. Evet, o steel istemiyor. Ancak gold dust ve iron dust istiyor. Bu da crusher istiyor. Neyse, steel'im hazır. Steel, gel bakalım. Şunlarla da ilgileneceğim. Evet. Bir de bir adet ingot vardı. Hadi, hadi, tamamdır. Biraz daha lazım olacak. Ben bunları arka planda şuraya bırakayım. Ve şu 9, şuradan son 9 ayrımı olur diye umuyorum. Şuraya atayım. Evet. Evet. Crusher. Crusher, gel bakalım. Zaten bir tane daha ihtiyacım olacak. Crusher'ım hazır. Crusher tam olarak bu aşamaya giriyor ve bir adet iron daha, bir tane gold. Separator, gold, iron. Gold geldi. Iron'larım oluyor. Steel'lerim oluyor. Gold dust'ım oldu. Bozgun dust'larımı burada tutuyorum. Bunun yanı sıra başka neye ihtiyacım var? Bunlara ihtiyacım var. Şunun olmasını bekleyeceğiz. Sıra steel'lerim burada. Tamamdır. Tamamdır. Ayrımlarım hazır. Bir tanesini şu crusher'ın içine atalım. Ve yolumuza devam edelim. Evet. Separator. Bu separator şunları yerleştirelim. Bu makinenin her birinin ne işe yaradığına değineceğiz. Evet. Şu tamam. Şimdi crusher hazır, bu hazır, pump. Tabii ki de bana bir adet su da lazım. Ancak şansım şu ki sınırsız su kaynağına ihtiyacım yok ve artı burada bir adet de suyum varmış. Bunu bölüm arası fark etmiştim geçenlerde. Evet, şimdi bu pump. Pompa hakkında ufak bir detay söyleyeceğim. Sınırsız suya ihtiyaç duyuyorlar. Ama ihtiyaç duyduğu bir şey var. Bu da... Dur, basic'ten alayım. Basic. Basic mechanical pipe, 2 adet steel ve 1 adet kova.
buraya su alıyor ve bunu oksijen ve hidrojene çeviriyor. Oksijeni direkt buraya atıyor. Hidrojeni şuradan dump excess'e alıyorum. Çünkü diğer türlü idle'a alacak olsaydım eğer burada hidrojen birikecekti. Ve biriktikten sonra daha fazla işlem yapılamayacağı için burada oksijen üretimi duracaktı. Dump excess yaptığımızda bu dolduğunda fazlalıkları direkt çöpe atıyor. Evet. Şimdi devam edelim. Çeliklerim burada hazırlanıyor. Şunlar şuraya atılabilirsin. Şimdi bu hallettik. Şu an tek bir eksiğimiz kaldı, o da Energized Smelter. Burada bizden Osmium'ları yanlış hesaplamışız. Harika. Aslında buna gerek yok gibi neyse. Evet. Steel'ler gelin. Şu blood'ı da temizlemem lazım. Her seferinde bir işin itinayla yanlış hesaplıyorum. Oh. Merak ediyorum işin programlama kısmına girdiğinde ne kadar fail'lar yapacak. Neyse ki o fail'ları siz kamera esnasında görmeyeceksiniz. Nihahaha. Evet. Bir, iki geliyor. İki, tamamdır. Tamam, bu hazır. Şunları hazırlayalım. Sonrasındaki bunları ayarladıktan sonra otomatik maden işlem sistemimiz hazır olacak. Ve tabii ki de bana daha net bir adette ne lazım? Şu glass'ları alalım. Ne olacağını tahmin edebilirsiniz. Hopper. Ve iki adet daha chest. İki adet daha chest. Bir adet daha değil. Ve biri Iron Chest'e dönüşecek. Voila. Gelin bakalım. Energized Smelter. Dan dan dan. Bunu buraya koyalım. Iron Chest'i buraya koyalım ve hopper'ı da buraya koyalım. Üstüne de chest'i şöyle koyalım. Şimdi bunları ayarlamak kaldı. İlk olarak Site Configuration. Güzel, bu istediğim input ve output düzeninde yana input output veriyor, yani çıkış veriyor, üstten alıyor. Ve Auto Eject'i devreye koyayım, yani burada çıkış olarak gelen item otomatik olarak buna bir konacak. Ve bunu input'a alalım. Yan output olarak kalsın, güzel. Aynısını bu şekilde devam ettirelim. Tamamdır ve auto eject hepsinde açık. Şimdi ne yapıyoruz? İlk önce benim goldlarım az. Zaten goldları işleyelim. Şuradan atacağım. Buraya atsın. Evet. Biraz yavaş bir işlem ancak total bunlar kamera arkasında ben başka işler yaparken işlenecekler. Evet. Ve seslerini duymaya başlıyoruz. Gördüğünüz gibi şu üçlüler buraya aktarılmaya başlandı. Buradan bu temizlenip buraya aktarılacaklar. Burada bu dirty gold dust normal gold dust'a dönüşecek ve buradan itibaren de pişecek. Ondan sonrasında iron, copper ve osmium
İkinci sıra olarak da bozmuyor. Alacağım çünkü bozmuyor diyor. Baya lazım iron. Copper tin. Tin gerekli değil biraz. Evet. Bütün makinelere yukarıdaki enerji zımbırtım yetiyor. Evet ve burası bayağı gürültülü. Music sound. Evet. Ve artık or üçleme sistemimiz hazır. Bu mekanizmin şu an başlangıç safhasındaki azı. O başlangıcın biraz ilerisi safhasındaki maden işlemesi, end game işi ise or beşleme. Evet, orları beşleyeceğiz. O bayağı ilginç bir sistem ve bunun için gerçekten heyecanlanıyorum. Çünkü bayağı bayağı fabrika kurmamız gerekiyor. Çok eğlenceli bir mekaniği var orada. Ve hani benim mekanizm oynamak istememdeki gerekçelerden biri kendisi. Or beşleme sistemi. Şurayı unuttuk. Şurayı kapatalım. Evet. Or üçleyicimiz hazır olduğuna göre bölümü burada bitirebiliriz diye düşünüyorum. O zaman ne diyoruz? İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftemin günler. İyi eğlenceler.